Merhaba arkadaşlar, ben Başar. En son journey'mizi ilerletmekle meşguldük arkadaşlar. Şey yapmıştık. Doğru legendary jenlere geçmiştik. Sonunda bulup. Onları levelliyorduk biraz. Burada arkadaşlar benim normal izlediğim yöntem şu oluyor. 60 Great Rift Sola'da takılıyorum. Tık 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 hızlı hızlı levelliyorum. Sonra gemler istediğim yere geldiği zaman çünkü gold bakın çok çok pahalı, 25 milyon. Gerçi 3 milyon birazdan bitecek ama hızlı hızlı upgrade ediyoruz. Arkadaşlar bir yandan gemlerimiz ile bulunuyor. Bir yandan paragonlar geliyor. Arada sırada ufak tefek gear upgrade'leri falan derken hiç kötü yapıyorum şu an. Hızlı hızlı hallediyoruz. Yani burada sadece şey yapışmıyor. Ne kadar çok elit, o kadar hızlı. Elit ya. Bazen işte arkadaşlar harita insanı böyle çok fena sınırlıyor. Çıkmaktayım ama yeter. Hala lejdireceğim düşünüyorum. Arkadaşlar artık bizim için önemli değil. Ha, set tamamladık galiba. 15. When the champions of ages past had proven themselves, I would attempt to improve the tech. If you have a gem of sufficient quality, I can try to do this for you as well, champion. Evet. 399. Hey. 400 paradan geldik sayılır.
Bu ne o zaman? Marauder chest herhalde bu da. Benimkinden iyi mi? Değil. Şimdi arkadaşlar biz 4 parça Marauder, 6 parça Natalya ile oynadığımız için oynadım. Şuraya izleyeceğim bir sürü koyalım. Şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Marauder seti normal bir set arkadaşlar. İşte bacağı var, ayağı var, parçalar, omuzluğu var, el dibeni var, şapkası var, göğsü var. Şimdi Natalya arkadaşlar değişik bir set. Natalya bir kere 7 parça, 6 parça değil diğerleri gibi. Bir de arkadaşlar silah ve yüzük gibi normal setlerde olmayan parçaları var. Dolayısıyla arkadaşlar 5 parça Natalya, 3 parça Marauder takıp set için gerekli itemleri bir tane azaltan yüzük var bu sezon herkese. O zaman kadar açık onun özelliği. Onu yaparak 6-4 yapabiliyorsunuz böyle. Onun için arkadaşlar şey yapmak zorunda değilsiniz. Mesela bakın bana çok iyi bir Natalya her mi çıktı? Neredeyse mükemmel. Bunu kullandım mesela. Normalde arkadaşlar yani ben 3 parça Marauder takmam yeterli. Bu mesela ayakkabıyı takmayabilirdim. Yani işte arkadaşlar dediğim gibi sonuçta bütün Marauder parçalarından 3 tane seçmem yeterli benim için. Bu ikisini fix tutuyorum arkadaşlar. Geri kalan şu 3-6 parçadan 3'ünü Natalya, 3'ünü Marauder takıyorum. Tamam oldu bir yıl. Şimdi ne yapalım? 60'tan devam edelim. 3. evimizde 25 yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu insanlar birlikte yapabilir miyim daha yüksek level olarak? Tabii ki rahatlık yapabilirim. Ama arkadaşlar insanlarla yapmış çok zaman belki yenilebiliyorsunuz biz. Son videomuzda biliyorsunuz adam eve, adam yok, adam binlerde, adam var binlerde. Zaman kaybediyor. Ama tabii arkadaşlar paragonum için avantajlı değil mi? Çünkü tabii yüksek bildiğim başka insanlar yaptığım zaman hem İnsanlar birlikte oynamalardan dolayı XP bonus geliyor. Hem yüksek zor XP bonus veriyor. Sonra bakın dikkatsizlikten fazla vereceği şu koşunun içinde. Üst para bu. You won't survive that. Bu build'ın arkadaşlar güzelliği şu. Hem güçlü. Yani şu an oyundaki en güçlü villadan biri. Benim arkadaşlar ucuz, şöyle ucuz. Yani maddiyatı yok işin içerisinde biliyorsunuz ama şimdi arkadaşlar Journey'den her klasa bir seri, bir set veriliyor. Ve Demon Hunter'daki arkadaşlar şu an bizim kullanmakta olduğumuz Natalya seti. Yani dolayısıyla arkadaşlar siz gidip 3 parça şey topluyorsunuz. Bu 3 parça Marauder takıyorsunuz. Bayağı bir şey hazırladık. Çünkü arkadaşlar bir silah derdi de. Şimdi Natalya'nın silahını kullanıyorsunuz zaten. Akabe çekimi. Yani doğru silahın düşmesi için ben de dert yok. Selam gençler. Bende mesela arkadaşlar bir eksik var. Bir tane yüzük, bir tane kolye dönüşen bir set var. İki partinin. O bende yok ama çok bir dert değil. Çünkü arkadaşlar bu setlerden cidden çok güçlendirildi. Bir dakika lütfen kaldı. Sağ olun, burayı daha az yap. Too
Yok, aynı olmuş şaka. 4 dakikada bitiriyoruz. Biraz oturtamam şunu demek aşağı ya da build uygun değil. 4 dakika aslında bu kadar rahat yaptığımız bir yerde biraz uzun. Daha bir 3 dakika yapmamız lazım ama. Tabi bir de gemlerimizin level'ı da biraz düşük arkadaşlar. Şimdi içeyim bu tarzı. Artık iyice arkadaşlar paragon kısaldı. Yani diyor ki yani daha yüksek bir yer yaparsan daha rahat edersin diyor. Tamam. Gold fight. Aslında gold. Ver ya gold'u. Bu şu anda da benim kullanmakta olduğum şey. Şuradan bir tane saklayabiliriz. Oldu mu burası? Peki ben şuraya saklayayım. Bu arkadaşlar Legendary gemlerimiz. Artık bitiyor sanıyorum. Dediğim gibi 20 civarı olması lazım. 15, 16, 3 tane üstüne takılı. 19 ya bir tane kalmıştır ya bitmiştir. Muzluğumuz da ne kötü be kardeşim. Kıbrıs. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ufaktan blood shard'ımız birikiyor. Onları da harcayabiliriz. Ne almaya çalışayım mesela? Bacağım kötü. Bu ne? Evkinden kötü bu. Bu zaten kullanmıyorum. Devam, nerede bacak? Peki. Şu anvalinin bacağımı herhalde saklıyorum hadi. Ben kırdım hepsini. Çok böyle her şeyi saklamamak lazım. Bir dakika bir bakayım. Bu eleman kolyesi yok. Şimdi ne olduk? İki cemimiz 25'e geldi arkadaşlar. İşte bakın 120 chance to stand'lerin 1 second'da bunlar açıldı. Şimdi petlerimizi 190 eksik hasar yemesine sağlayalım. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir 600 para bunu falan gideriz. Oh,
Şüpheniz var. Bir elitlik daha işimiz var ama bulmak lazım işte. Ne çok dolandırıyor ya. Çıktı. Artık bunlar da bir işime yaradığında değil arkadaşlar. Olsun. Tekrar tekrar çıkıp rahatsız edilmesinler. Ha, kulağımız bileklikten çıktı. Daha iyisi çıkarsa. Gerçi bizimki biraz perfect imzi ama. Bakalım. Yaracık bir şey var mı? Aslında fena değil ama olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın ben ne istiyorum. Dexterity, Vitality, Crit Chance istiyorum. Üzerine Cold Damage istiyorum. Aslında bunun Fire Skin'li Cold'a çevirsem olur. Fakat bir de bakın şu turuncu yazılmış satırda bir ikinci özellik var. Görüyor musunuz onu? 40-50 diyor. Bakın bendeki 47 düşürüyor. Bu 41 düşürüyor. Yediğim gibi hasar yüzde cinsinden. Yani az bir şey değil. Crit'i biraz iyi. Vitality yani Always'i var. Saklayalım dursun. Diğerini kırabiliriz. Evet, Legendary canlarımız da tamam oldu herhalde. 20 oldu. 20 olması lazım diye hatırlıyorum ama. Buna gerek yok. Ancient Clock, Crapsacker. Bir de şimdi arkadaşlar ben çok kaynak harcamadan build'i tamamlayabildiğim için şu an elimde güzel materyal birikti bakın. Death Breath, Forgotten Soul'un bayağı var. Yani itemlarımı düzeltmeye onları harcayabilirim. Şimdi gerek yok. Verelim şunları. Biraz cooldown reduction iyi gelir. Şimdi 1.156.000 damage, 28 milyon toughness. Arkadaşlar burası biraz tekrarlı açıkçası. Normalde bu biraz daha uzun sürüyordu. Bu tabii şimdi arkadaşlar bu sezon karakter normal uçtu. Çünkü yani karakter ayağı kalktı ama Great Rift 60 solo yapabilir hale geldi. Orası da bir koparttı işte. Şimdi ben burada burayı 15-20 kez yapmam lazım. 60'ı. Çünkü ne yapacağım? 120 taktım. Evet. Nasıl falan. Üzerime taktığım tüm camları bir kere. Level 50 civarına gitmem lazım. O da yetmiyor. Bir tane en başta çıkan bir cam vardı ya arkadaşlar. Takmayacağız öyle. Ama level olarak da. Onu da biraz level değil. Onu da item'ın üzerine dexterity bonus olarak koyacağım. Burası. Selam Eylül. Yani bu elit ararken arkadaşlar şey problemi oluyor. Şimdi bizim bu dördü sürekli kullanmamız lazım. Dört numaralı skillimizi. O kullanımızdan damage falan vuramıyor. Şimdi problem şu. Onun cooldown'u şöyle bir 25-26 saniye ile bizim cooldown'u da şimdi var. Görüyor musunuz? Cooldown gelmiyor. Ben onu tekrar basıyorum. Rahatlanmıyorum. Tekrar bir tarafı burada bırakamıyorum. Please,
Yani o mesela bir anda ölücü olup kolay yani. Yani arkadaşlar bu 60 benim için çok rahat. Ama yani daha yüksek bir yerde problem olabilir. Bunu yapmam lazım. Biraz vura vura gitmek lazım aslında. Şimdi her vurma arkadaşlar cooldown 4 saniye kısaltıyor. Yani arada bir 4 eşit yapılıyor mesela. Çok kötü. Çünkü esas temiz olur yani. Esas şu yere koyduğum kulilerden onlar benim attığım şeylerden atıyor. Bunlar oyun arkadaşlar uzun yıllar boyunca sürede eklendi. 10-15 tane çıkardılar. Sonra FOF'a eklediler. Okey. Yani normalde böyle olmuyor arkadaşlar. Bu kadar hızlı olmuyor bu işler. Level'larken biraz jamminiz level'larsınız falan. Ben şimdi üstümde doğru jamler yokken Greater Hits 60 sola yaptım. Yani çok komik. Aman boşver. Bir dakika şu Natalya yüzüğü mü? Ona bakalım. Bizim çok dandik çünkü. Cooldown reduction bu çok kötü. Attack speed'i bir değiştirmeye çalışayım. Diamond yok. Çok sinir. Gücümüz yetmiyor. 18-21 artık bitmiş olması lazım. Daha fazla yoktur herhalde. Greater Keystone'un kaç kalmış? 27 nesta var. Hah, bu açık yerler çok yardım ediyor. İşte bunlar yüksek zorlukta hep ölmek gerekiyor. Bakın bizim kuleye gittim. Bir koydum oynadı kaç tane yaratığa attı. Oyunun geniş olmasını fark etti. İşte pek sorulmaz. Gitmişti mi yapsın? Ama para yapmaz. Arkadaşlar upgrade'leri 5-5 alabilir bir şey yapıyorum ya şu an. En kapı ediyor mu? Bir tabi ölme riski olmasın yani arkadaşlar. Yani kaç sezon alışkanlığı bu yaptığım hareket. Karakter oturtucu gibi 60'la yapıyorum. Tık tık tık. Doğru canları öldürdük. Devuluyorum biraz. Falan falan. Ama normalde bu biraz daha uzun sürdüğü için. Şimdi ben burada 20 tekrar bir tane var olacak. Biraz sıkıcı. Yani yapılır olmakta. Değişiklik olsun. Böyle de sonra şey yapacağım. Şu üçüncüsünde de bir şey getirelim de. Demiş şu an. Hepsini level 25'e getirelim. Yani hepsini secondary'den açalım. Ki arkadaşlar şu an aslında
Bunun zaten çok secondary açmanın bir faydası yok ama alışkanlık olmuş. Açmak istiyorum ama. Bu tabi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu Legendary Chamber falan oyunu sonradan eklendi. Çok güzel bir zamanda. Bunlar ilk geldiğinde dünyada en yüksek yapan insanlar Great League 5 falan yapabiliyor tek başına. Ben şu an 60'a daha geçiyorum ama oyun çok bir sürü şey eklendi. İlk karakterler çok baskılandı falan. Biraz journey ilerletebiliriz aslında. 17 18 Şimdi shard'ımız dolacak. Biraz üst baş boşalmak zorundayız artık. Tabii işte arkadaşlar bakın görüyorsunuz sürekli bir şeyler geliyor ufak ufak. Biraz dexterity geliyor. İşte cooldown'larım biraz azalıyor. Ondan sonra yüzde life'ım artıyor. Gold Fang'da bir şey değil de yani damage tasması hep ufak ufak artıyor. Shadow verdi beni. Bulalım o. Çok shadow olacak olmuş. Shadow verdi beni. Şunun ayakkabısı. Ayırsam daha iyi olacak ama. Bu ne? Marauder şapkası. Bunları ben ayırsam iyi olacak aslında ya. Benimkinden iyi olabiliyor mu? Olmaz. Bu benimkinden iyi olabiliyor mu? Şu fire kolda çevirsem olur ama yok. Masrafa değmez. Bu cengiz. Şu Frostburn'u saklayalım. Frostburn'u takıyorlar şu ana kadar. Frostburn'u özel. Bu özellikler yoktu. Bu Diablo 2 item'ıdır. Güzel şöyle. Bunlar bir tane Q'layalım hadi. Tabi buradan çok fazla gem gelmeye gerekiyor. Öyle problem var. Hadi bakalım. Şunu Q'ya koyalım. Bacak mı kötüydü? Bacak alıyordu. Ashut gel. Abi bu sezon ne güzel. Şimdi arkadaşlar bakın bayağı güzel. Ne diyor? Şöyle yapalım. %1 demiş, %2 tasmış. Canıma minnet. Hatta daha da fazla olacak. Onu da göstereyim size. Bir tane roll da burada. Veriyorsun armor. Armor veya yüzde res olmasa da armor var. Armor. Burada çok alternatif yok arkadaşlar. En sonunda gelecek o. Çok uzatamaz yani. Dedim bir lafımı yedim. Yedim vallahi. Çoktan ya. Şimdi arkadaşlar camlerimiz yanlış. Yani camlerimiz yanlış herhalde. Çıkartalım. Tık. Tık. 169 bin oldu arkadaşlar. Güzel. Şunu saklayalım. Gideceğim bir dakika. Bunu yer açalım bir. Biraz böyle işte arkadaşlar git geli var. Burayı açalım. Şu seti alayım. Bir de bu seti alayım. Şunu alayım. Marauder burada olsun. Natalya burada olsun. Burada. Tamam. Bunu da buraya koy. Burada focus testleri varmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir şey için gerekir diye saklıyorum itemları. Başka daha iyi build çıkar falan. Ufak ufak dursun çok. Yani elzem bir durum yok zaten. Bacak çıktı maşallah. Kemer.
Omuzluğum kötü, omuzluk alalım. Geldi omuzu. Abi ne güzel geliyor. Wow. Ver. Bu enchant değil mi arkadaşlar? Yine benimkinin değil. Normalde resource cost reduction arkadaşlar çok patlak. Bu build'da bizim için patlak değil. Çünkü arkadaşlar şey. Bunu atamayınca damage vuramıyoruz. Ne kadar az, ne kadar ucuzarsa o kadar iyi. Şu cooldown reduction'ı sallayalım ya. Don't life biraz az. Sentry damage. Sentry damage olur aslında. Çok fazla zorlamaya gerek yok herhalde. Biraz işte böyle arkadaşlar. Kaldır koy olayı var ne yazık ki. Bunu böyle koy. Bu dandikamı yedi olsun saklayalım. Bunu kırabiliriz. Tabi arkadaşlar üstünüz başınız iyileştikçe bu tür değişiklikler azalıyor. Yani yapmak zorunda kalmıyorsunuz. En son kaç yaptık? Biz bunu 18 yaptık. İki tane daha yapalım. Tabi şimdi arkadaşlar Legendary Gem'ler bile bulandı. Karakterin gücü biraz artıyor. Uzaktan vurunca attığımız damage artıyor. Yavaş konuşuyoruz. Artıyor. Bunlar aldı yine. Cooldown reduction bizim için çok çok elzem değil yani arkadaşlar. O benim hatam. Onun bittiği zaman tekrar basılabilir ama. Çünkü arkadaşlar 10 saniye sürüyor. Verdim buff bize. Normalde cooldown'la 24-24 saniye yapıyor. Ben her bunu 4 saniye kısalıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ben 4 hit yapsam yeter yani aslında. Güzel bir saniye. Ben yapmadım şu an. Onun için o kadar değil. Yani sentry demir daha önemli. Arkadaşlar bu sentry. Bu sentry şu yere gitmiş şeyler arkadaşlar. Şunun bildiğini çok önemli. Diablo'da arkadaşlar şu çok önemli. Diablo'da inanılmaz çok çarpanıyorlar arkadaşlar. Şimdi silahımızın damage'i. Bakın benim silahım 3000 DPS arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size kaç vuruyor. Şimdi bakın. 143 milyar vurdu mesela şimdi. Silahımızın 3000 DPS. Vurdum demek 143 milyar arkadaşlar. Niye? Çünkü orada yazanın işte efendim 650 weapon damage vurur. Burada yazanın yaklaştığını vurur. O kadar bonus da vurur. Çok fazla çarpılma var arkadaşlar. Çarpıldıkça artık inanılmaz şey oluyor. Onun için ne kadar çok farklı kalem o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü aynı kalemde olan şeyler toplanıyor. Mesela %5 crit chance var. %5 crit chance alsan %10 crit chance oluyor. Mesela başka bir şey yapacaksın %5 demek sağlayacak. Bu daha kıymetli. Çok güzel köşte. Kaçın buradan kaçın nereye gidiyor? Bitmedi mi yine? Şu 99'da kalma işi. Mesela benim rastlığı uzakta kalarak olmalı. Ölmeyelim. Ama uğraşmıyoruz. Bakalım. 23. Yeah.
Biraz hızlandık bu arada arkadaşlar. Tabii elimiz de hızlandı yani. Hadi bakalım. Sonunda. Burası işte biraz tekrar dediğim gibi arkadaşlar normalde bu kadar olmuyordu yani. Great Elix 60 yapması bir karakter. İşte Journey'i bitiriyorsunuz. Önce ufak ufak yani bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar son kaç yeri gitti. Ya bu aşırı kompetitif bir oyun için arkadaşlar. Blizzard hep şey yapıyor. Mesela diyor ki aa diyor şu geri çok iyi şu diğerine göre diyor. O zaman diğer bütün geri durum oynasını geçebilir. Çok hoş. Yani o fazla güçlü olmuş onun biraz yerini demiyor da diğerlerini buff'lar yani. Tabi arkadaşlar burada bazen oyun boyunca birkaç kere şey olmuş. Bahmi gibi. Burada akıl almaz fark atıyor. Onlar tabi güzel kurar. Kurar. Biraz korktum çünkü böylece öldüm mü ölmeme olumlu korkuladı ama tabi bitsin ondan sonra daha fazla. O bitene kadar rahat edeyim çünkü arkadaşlar ölürsem bir upgrade şansım kayboluyor. Bu çok büyük problem. Çünkü arkadaşlar bakın taş bittiği zaman tekrar yiyip taş yapmak zorunda. Yani aslında sizin yapmak istediğiniz şey sürekli Great Rift. Ama işte arkadaşlar tabi Great Rift Keystone'ları bittiği için gidip tekrar Rift yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen bir şeyler için Bounty yapmak gerekiyor. Ama yani ideal geçirilen zaman arkadaşlar Great Rift ve Jam Up'ları. Şimdi onun için her Great Rift'te 5 upgrade bayağı ciddi. Leisure. Ben onun için işte arkadaşlar böyle 60'da yapıyorum bu iş. Yani ölmeye hiç şey yapıyorum. Sürekli hata yapıyorum falan. Bir şey olmuyor. Yani, cezası gelmiyor. İşte diyorsun ufak 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 upgrade'ler fark ediyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar mesela benim setim şu an tamamlandığı zaman şu 4 numaradaki skill attığım zaman 140 kat damage bonusu veriyor. Söyledim birkaç kere. O mesela arkadaşlar bu patch'e kadar 35 kat damage bonusu falan var. Yani çok kopuk tabi arkadaşlar 140 katı ne demek ya. Yani %20 fazlası bile ciddi bir şey yani. 140 katı bayağı komik setimiz var böyle çekiyor. Evet. Sonu taktığımız hepsi 25 oldu arkadaşlar. En güçlü can bu onun için önüne geçmesi için bunu alıyorum. Şu an arkadaşlar taktığımızın hepsini de görüyorsunuz artık. Secondary'leri açıldı. Bunlar bir kere oluyor. Yani ilk sezonda işte tabii arkadaşlar şey olduğu için 25 yüksek olduğu için öyle koydular öyle kaldı. Mesela şimdi atıyorum ne bileyim 100. level'a 100. level yapmak pek kolay bir şey değil ama yapılabiliyor. 100. level ekstra bir şey daha eklesem daha hoş olur. Mesela cooldown reduction'ımız ne kalmış bizim? %9.66 arkadaşlar. %10 civarı cooldown reduction'ımız var. Yani ne demek? Şunun cooldown'ı 30 saniye yerine 27 saniye arkadaşlar. Bize verdiği buff ise 10 saniye sürüyor. Dolayısıyla benim 4 atak falan yapmam lazım. O 10 saniye içerisinde. Artık bununla veya bununla ikisinden biri. Öyle koşunca olmuyor. Şu
Şunu tekrar bir harcayalım. Abi bu ne? İyi çıkıyor ha. Vay nasıl bir tane daha ışık çıktı. Buna gerek yok. Şu Shadow Chest çıkmış. Başka bir şey var mı George'ya? Daha ne olsun? Şu eldiveni kullanırız biz. Source Cost Reduction eksilecek ama olsun, değer değer. Crit damage gelmesi lazım buraya arkadaşlar. Cooldown Reduction çok bize faydalı değil. Normalde bazı build'ler arkadaşlar inanılmaz önemli. Bazı build'ler arkadaşlar tek bir skill'i sık sık kullanmak üzerine kurulu. Bakın %20 toughness geldi bu arada. Upsedim diyorum. Full proc da yapayım arkadaşlar size şimdi bakın. 170'li. Bayağı sağlam. Bunu da saklayalım yine de biz. 100 oldu. Bayağı bir enşit oldu. Çok şanslıyız ya arkadaşlar. Ben bir kere ne yaptım biliyor musunuz, artık bu beni çıldırttı. Şimdi bu Season Journey'de arkadaşlar şey olması gerekiyor. Bu hani ekstra Joker'i levelalamayacağım var ya. Onu işte kurban ediyorsunuz. Bir item'ın üzerine Dexterity bonus atıyorsunuz filan falan. Arkadaşlar şu kadar üstünde 10'da 1 Oscar Legend Ancient çıkan hiçbir şey Ancient çıkmadı. Gittim Station'da duran takmadığım item'ın üzerine attım onu. Journey ilerletemeyim diye. Bu kemeri saklayacağız bugün var. Build değiştirmek istersek filan lazım. Bunu saklayalım. Gerisi çöp sanıyorum. Bir de desperate için tabii rift lazım. Chest alacağız. İyice chest şu an. Bundan 1000 tanesine gerek yok. Bundan bir tanesini cube'a koyalım. Şimdi arkadaşlar bir journey ilerleten bakalım değişiklik olsun. Ne diyor bize? Ha bunları... Torment 7 veya üstünde Butcher öldür diyor arkadaşlar. Torment olmuştur, öldürelim ne olacak? Butcher... Burada. Lore, Letter Lord Monk çok komik arkadaşlar. Greater is in Surat yok arkadaşlar. Burada arkadaşlar işte Diablo 1'in hikayesinden bahsediyoruz. Bu kralın şey yapıyor. İşte Veil of Steel falan falan. Diablo bir oynayamaz. Bir giriş var buradan. Lütfen giriş olsun. Ve tabii ki atladık. Bu arada çok sinir böyle ya. Koştur anam koştur. Ve disiplin bitiyor şimdi. Unutunca görüyorsun değil mi orada neler oldu? Ah desperate, ben abi şunu. Oha ne haritaymış abi. Şuraya gitmek bu şuraya dönmekten zor oldu. Tık deyince ölecek zaten. Bir önüm efendisi tam çok merak ettim bakayım. Şuraya geçme. Şuraya
Evidently, there are many of them within. Şimdi Journey arkadaşlar. Bunları yapacağım. Set yapacağız. Set olayı başka. Ne diyor? Tornado. Bunları tornado işte yapabiliriz ama. Şey eksik. 4 tane makinemiz var. Hepsini almış mıyım bakayım. To combine their strengths, then given life with magic. Regret, terror, fright. Acaba hangisini yapma, hangisini alalım ya? Regret, ha güzel gösteriyor. Terror, 4'te fright, yani 2'dekini almayı unutmuşum. Ha bu putrid, evet. Bunu yapması çok uzun sürmüş, anlayamamıştım arkadaşlar. Hemen yapalım. Bu arkadaşlar oyunun sonuna eklenmişti. Diablo 2'deki böyle bir Uber Diablo güzel ring min olayını koymaya çalıştılar ama şimdi bu oyun oradan evrilince hiç manası kalmıyor. Yani şu an hobi olarak oraya hiçbir şey yapmıyor. Neyse döneceğiz. Şu mor gösteriyor. Eskiden bunlar göstermez arkadaşlar. Ne kadar eziyettim hali. Koşarınız, ararınız, ararınız, ararınız. Dön, dön, dön. Bu sorunu anlayamıyorum ben. Nefesiz değiliz. Şimdi şehre döneceğiz. Bunu şöyle yapalım, dur. Ne diyelim buna? Cluster. Build'ımı kaydettim şu an arkadaşlar. Çünkü bir şey için değiştirmem gerekebilir de. Şimdi şunların hepsini yapalım. Şu makineyi arkadaşlar burada açıyorsunuz. 4 tane işte encounter diyor. Normalde zor. Ben mesela bunları geçen sezon falan yaparken biraz zorlanmıştım. Ama şimdi göreceksiniz. Onu göstereyim. The most prized champion of the demon lords because its massive size and strength could turn any battle in its favor. Burada da Skeleton King ile Magda bir yerde olacak. Bu arada arkadaşlar artık ben normal böyle komple teorisi çok şey yapmam da acaba diyorum olasılıkları arttırmışlar mı biraz, çünkü ya inanılmaz çok action çıktı bana. Yani patmadığım item'i atmak zorunda kaldım hatırlıyorum. Evet. Yok bu torment girdi ki ben şu an bunu torment istiyorum arkadaşlar. Şey yapalım, sonuncusunu yapalım. Fright. Bu en zoru. Diablo. Hadi bakalım. Bunlarla şey yapabiliyorsunuz. Evet. Bu help ile minut falan yapabiliyorsunuz. Hatta bir sonraki şeyde gerekecek herhalde o. Salak koy. Şimdi bunlar tamam arkadaşlar. Ya böyle çok zaman almayan şeyler var işte arkadaşlar. Engelleme var. Bu benimkinden aslında resource cost. Spike trap. Aman salla. Tanettas revenge. Onu nereye koydum acaba? Revenge aynısı mı çıktı? Aynısı çıktı, kötü. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar set journey tamamlama var.
şey set dungeon tamamlama olayı var. Mesela şu an benim kullandığım kanat arkadaşlar onlarla alakalı. Bu arkadaşlar set dungeon şöyle oluyor. Son bonusunu aldığınız bir setin arkadaşlar hepsinin yerleri var bunların. Ondan sonra lokasyonuna gidiyorsunuz. Sizden belli bir objektifler istiyor. Ondan sonra neredeydi bakayım bu? Nerede burası? Wurtum. Şimdi arkadaşlar diyor ki Reign of Vengeance'ı 90 saniye boyunca koru diyor. Hatred'ını bitirme diyor. Objektleri bitir falan diyor. Şimdi böyle denesek mi acaba? Ne olur acaba? Baştan başlayalım. Bir daha. Yok, yazı değiştirebiliriz arkadaşlar ama. Arkadaşlar şu ne? Bu ne oldu be? Bir kere arkadaşlar cooldown reduction almamız lazım. Değil mi? Buna gerek yok. Damage'ım benim önemli değil. Dokunca herkes ölüyor. Cooldown azalsın bir kere. Hatta yani çünkü arkadaşlar diyor ki Reign of Vengeance'ı 90 saniye boyunca koru diyor. Yani. O zaman şöyle yapalım da. Damage problemi yok arkadaşlar. Şunu da değiştirelim. Şapkamdaki mücevheri değiştireyim. Şimdi işler biraz hızlansın. Evet, yanlış yere gidiyor. Hop. Çıkar çıkar çıkar. Onun için de bir build'ımı save ettim. Şimdi arkadaşlar bakalım cooldown reduction'ımıza. %38. Yani arkadaşlar şunu, bunun cooldown'ı 20 saniyeydi. Çünkü bunu sürekli korumamı istiyor ya. Bu yeter mi acaba? Tembel usul yapayım. Bakalım. Damage hatta biraz fazla. Ha, baksanıza nasıl bakayım. Öldürmekle çok uğraşmıyorum arkadaşlar. Hatred'ımı da harcamıyorum. Yani şu damage vurmak istediğim zaman arkadaşlar damage çok rahat vuracağım için zaten. Erken olacak diye basmadım. Bunu azaltmanın bir yolu var mı? Bir dakika, bu Reign of Vengeance diyor. Ah tamam. Bu işi kolaylaştır o zaman arkadaşlar. Yani bunu basınca aldığımız 10 saniye buff'tan bahsetmiyor. Evet. Bunun kendisinden bahsediyor ve bu 8 saniye sürede bu daha iyi.
Olayı kolaylaştırıcı şekilde hallediyor. Yamucum fazla. Görüyor musun? Yamucum fazla. Vurdum her şeyi öldürdüm. Yamucu azaltacağız. Böyle bir şey var arkadaşlar. Çünkü içerisi fix bir zorluğa sahip. Ne yapayım? Bunu azaltsam çok mu azalır? Bayağı azaldı. Ama cooldown reduction var. Yok, olmaz. Biraz sinirli mi? Şimdi damage fazla arkadaşlar. Damage fazla gelmiyordu da. Şöyle yapsam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ölme derdim yok. Tamam. 1.100.000'e 688.000'e indi. Belki biraz daha biraz atmamız gerekebilir. Hadi bakalım. Hatta biraz pasif de değiştirebilirim. Abi dur, o kadar vurma ya. Gözünü seveyim. Abi dur, yapma ya. Peyton bitti şimdi. Tembellik yapma mı? Hatred bitmesin diyor. Cluster'ı da kullanmayayım. Az hatred harcayan bir şey. 40 hatred çok fazla, ne gereği var? Strafe mi yapsın? Şöyle yapsam nasıl olur? Bir de oh iyi, 500 kaldım hiç. Böyle idare ederim değil mi ben? 6 parçanın talyamız var yine. Bunu buraya koyalım. Böyle strafe'le gitsem nasıl olur ben şimdi? Güzel. Biraz hatred az oluyor ama. Dur bakalım, görelim. Doğru düzgün bir mi yapacağım ya ben bu iş için şimdi? İstemiyorum uğraşmak. Öf. Hatred verecek bir şey lazım. Gelmez. Var mı burada bu? Bundan bir tane saklamıştım sanırım. Şimdi arkadaşlar neden bu kadar zorluyorum? Çünkü onların hepsini birden yapınca master ediyorsunuz. Ve bir sonraki aşamada zaten master etmemiz de isteyecek. Set dungeon'ı bitirmek için aslında bunların yapılmasına gerek yok ama. Tamam. Bu ne olacak? Buradan biraz az azalsın. Ha, arkadaşlar resource cost'ları uzatıyorum. %30 damage yemeyince %30 resource cost uzatıyor. O iyi. Strafe'de de gideriz. Vengeance. Buna gerek yok. See? Ah, gene 10 hatred per second. Güzel abisi. Bir daha bakalım. Hadi bakalım, artık olması lazım. Ah.
Kesinlikle de bitmesin. Tamam, yaratık kalmıyor tarafta. Peki. 500k. Bir dakika. Şu siyah dandinden saklamış olmam lazım. 400k. Bu değil. Bu olmaz. Tafımız da biraz azaldı ama ölmeyiz herhalde ya. Yani arkadaşlar vurduklarım anında ölmesin ki. Evet, hareketim yok adım. Benim bir dakika oldu arkadaşlar, etrafta yaratık kalmadı. Dokuz saniye. Yani yaratık kalmadı ekranda. Ben arkadaşlar bu kadar basit bir şeyden dolayı bu kadar takılmak enteresan geldi. Pek damage yemiyor. Kaç parça takılı şu an üzerinde? 2 mi takılı? Olmaz. Yancılar iyi oluyor. Gerçi yancılar çok sağa sola vuruyor. Belki çıkarmak daha iyi olacak. Ama yancılar bana hater direnişi falan veriyor. Dur bakayım o zaman. Ben bunu alacağım. Hater direnişi falan buluyorum. Normal çok kolay ama. Damage'ım fazla. Bakalım şimdi artık olması lazım. Thank you.
Ya hay Allah. Ne enteresan. Ayakkabıdan movement speed, o zaman çıkartmak istedim. Bunu çıkart. 264K. Kolyeyi çıkarsam. Pet damage'ımı atar. Azalır. 225K. Bu biraz sinir ya arkadaşlar. Keşke üstünüze başınıza göre biraz ölçeklense de bu iş bu kadar eziyet olmaz yani. Biraz zorlanıyorum. Eksilen bir saniye. Haritaya bakayım artık arkadaşlar, pes ettim ya. Şurada bir yaratık mı vardı? Diğerde yani arkadaşlar izlediğim rotada biraz problem var. Evet. Burası aldığım için oluyor herhalde. Bayağı vakit aldı ha. Bayağı yani vakit aldı. Çok enteresan bir şey. Damage'ın fazla gelmesi arkadaşlar yani bu. Demiş niye fazla bir daha? Ayağını işte demiş bu göre yaratıklar scale olsun. Zaman kazanın dakikada böyle az az oluyor şu an. Bakın. Şimdi bizim eleman gökten yağarken bayağı vuruyor ya. Yine aynı yere atladım. Biraz çok inanılmaz paragon level veriyorum arkadaşlar. Bu içeride takılarak yapılabilir tabii. Bayağı eğlencesiz de. Ben bu yolda bir rota çizerken bir hata yapıyorum ya. Yani yaratık bitiyor arkadaşlar. Yaratığa vurmak zorunda olduğum için.
Abi nasıl hatalar yaptık? Abi Allah Allah. Allah Allah ya, o kadar kolay bir şey ki aslında. Her seferinde yani şu set dungeon'ın başına dönerse olmuyor. Her seferinde içeri giriyoruz peki ya. Şeyde problem olayı geliyor. Abi duvar. Duvar. Evet, ayılın ne var şimdi ya? Benim duvar. Hapsol. Şimdi arkadaşlar diyorum ki sakin olayım. Hani çok vurmasın. Çok vurmasın. Öldürmesin her şeyi. Ağır ağır gidin. Ağır ağır gitme çeşitli zamanda. Expire oluyor. Aynı hata. Şuradan giriş yok sanıyorum ve orayı yukarıdan geçip girilmiyor. Yani işte arkadaşlar artık tabi şimdi biraz canımı sıkmaya başladı bu iş. Gördüğünüz gibi başta bir böyle artık beklenmedik hatalar olmaya başlıyor. Yani normalde yapmadığım hatalar olmaya başlıyor. İşte artık bir hatayı tekrar yapmış oluyor. Çeşitli olaylar. Hiç benim başıma cooldown kadar şunu takacağım. Aslında bilmem ne yapacağım. Bu verecek bu iş. Yok lan. Bu şeyi önündeki bir de yaparım diye. Yapamıyorum. En azından hatred bitmesi arkadaşlar bir dert değil şu an. Bir şey sorunsa. Bitmesin bir dert olmasın. Ne halettik arkadaşlar? Şimdi gel gibi. Ölmemiz yeterli. Şimdi 3 dakika 13 saniye gibi hayvani bir zaman diliminde yapmamız gereken şey kalan yarıdan hepini ölmek.
verdiler. Aynı yerin benzerliği. Şimdi normalde arkadaşlar diyeceksiniz ki ne kadar rahat oldu. Şimdi normalde arkadaşlar bu zaman dilimleri 1,5 dakika mı 2 dakika mı daha kısaydı. İnsanlar çok şikayet ediyor. Abi zor zor diye. Adamlar şey yaptı. Beş yıldır kalıyor. Kısaltılar. Adam uzatılar. Şurada bir dediler. Yani şimdi arkadaşlar zaman hiçbir problem değil. Hatred'ını bitirme hiçbir sorun değil. Çünkü hatred veren ne varsa aldım. Bir tek Reign of Vengeance canları. Onu da arkadaşlar işte damage'ı bayağı azaltmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Dört yaratık. Şu güneydir mi acaba? Şimdi arkadaşlar şimdi şunun 2 dakikası olmuyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu master etmiş oldum. Şimdi normalde diyor ki bize sen bunu bitir. Fakat master de diyor ki hatred'ını bitirme. 90 saniye boyunca Reign of Vengeance'ı koru. 150 monster bitirme. Objektlerine biri bitir. Bütün yaratıkları bitir. Ve iki objektin ikisi de tamamla. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi biz bir sonraki aşamada ki olacak Master'da şey yaptık. Şimdi Slayer'ı tamamladık arkadaşlar. Sırada Champion var. İşte Champion'da Torment 10'da Siegebreaker Soulbeast'i öldür. Diablo'yu öldür. Bir set item başka bir set item'e çevir. Peki dur şuradan bunu öleceğim yalnız. Dur abi. Kaçayım şuradan da. Kaçayım mı? Build'ım bozuldu ya arkadaşlar. Şimdi hiç uğraşmak istemiyorum. Onun için bakın kaydetmiştim zaten build'ımı. Gel abi. Nasıl? Gördüğünüz gibi bakın. Doğru bow'u da taktı. Şimdi arkadaşlar bakın benim damage'ımı ben 200k'ya falan indirmiştim. Karakterin damage'ı 1 milyon 100 bin yani. Baya baya fazla. Bu ne kadar çok para bunu biliyormuş orada ben inanamıyorum. O da bir defa herkes de başarısız olduk o da ayrı konu. Ama yani gerçekten baya ciddi para bunu geliyormuş. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Torment 10'da 6 dakikada riftleri yapmışız zaten. Flawless Royal Jam en yüksek seviye jam'i yap. Soul of Evil demin bunları yaptık işte. Master in set daha önce gördüğünüz gibi gerek çekti yaptık. Bir set item convert edelim hadi. Ne var bizde? Hangi set eksik? Bu Marauder tam gibi. Bu set eksik. Şu bacağı başka bir set karşısına çevirelim arkadaşlar. Burada işte size kanayi skübüge resipleri öğretiyor arkadaşlar. Convert set item. Allah'ım be. Bu arada ucuz olduğu için gaza gelmeyen arkadaşlar asla enchant veremiyor. Ne kaldı? 3 legendary'e 35 yapmıştı arkadaşlar. Burada bu var. Bizim için alttan daha Great Rift demek. Çünkü 5-5 alıyoruz ya. 2 tane yapınca bu olacak, 2 tane yapınca bu olacak, 2 tane yapınca bu olacak. Şu şeyleri de bırakalım. Nedir? Siegebreaker'ı öldür. Diablo'yu öldür. Siegebreaker'ı biraz koşturmacalı. Diablo. Diablo'nun bounty'si olsa iyiydi aslında. Siegebreaker'ı bir de. Siegebreaker'ın yeri fix arkadaşlar. Onun için rahat. Buradan böyle koşuyorsun da yazın. Torment 10 istiyor ama ben arkadaşlar konuştuğumdan sonra zaten çok rahat olacak için. Bakın build'ımızda gerçeği var. Skill'ler falan hepsini yaptı yani. Ben o biraz daha rahat oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim şu görmüş olduğunuz kanadım bütün klaslarla, bütün setlerle bütün set tancıları master etme. Edince alma. Ve arkadaşlar ben hatırlıyorum zamanında Natalia'yı kolay yapmıştım bayağı zor bir set değildi. Ama tabii arkadaşlar o zaman böyle yani karakterin hazır bir build'ı var bilmem ne değil. Yani arkadaşlar onun için ben hızlı bir build yapmıştım. İşte ne bileyim Hatred Regeneration veren kemer taktım da bilmem ne taktım da çok kolay olmuştu tabii. Damage'ım da azdı. Karakter o zaman kadar düşüydü. Şimdi arkadaşlar Natalia set 140 kat damage bonus verdiği için tabii
Nasıl ya canım? Ne haber? Çok güzel. Gördüğünüz gibi demucumu 200 kaya indirmek zorunda kaldım. 5 kata da olmak zorunda kaldım. Ya. Hadi. Ulan bir mesafe. Fight'in kendisi bir saniye çocuk olacak. Şimdi bayağı bir bunu sürdü. Şimdi arkadaşlar Diablo kaldı. Şimdi burada aslında başka bounty olması biraz sinir arkadaşlar. Çünkü ok bana bounty gösterecek. Ve arkadaşlar bir insan dalıp gidebilir bounty. Ok var ya. Bunları bulmaya gerek yok aslında. Şimdi ben arkadaşlar biraz üstüm başım şansı düştüğü için açıkçası çok harcamam ama normalde bunları harcıyorsunuz. Death Breath'i arkadaşlar bir rare'i o tipten rastgele bir legendary yemek için kullanıyorsunuz. Eksik olan legendary ihtiyacınız olan eksik olan legendary tanımlamak için yapalım. Storgad'ın soruları da arkadaşlar elinizde olan bir legendary'i tekrar düşmüş gibi yapıyorsunuz. O da şey için lazım. Mesela arkadaşlar Ancient'ı lazım. Özellikle silahı. Çıkmıyor arkadaşlar. Bu şansıma çıktı işte bu sezon. Buradan bir fayda. Burası önemli. Abi hala ulan vurt etmekten şey kaldı. Spin kaldı. Son dostu ya bunu. Evet. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar Journey'nin sondan 3 önceki aşaması da değiliz hayır. Sondan 4 önceki aşaması bu. Journey daha anlıyor bu aşaması. Evet. Şimdi arkadaşlar ne oldu? 3 tane cidir cem 35 yaptığım gibi 6 tane Great Rift yapmaktan ibaret. Buraları zorlamamın sebebi şu arkadaşlar yani en de sonunda o şeylere takılacağımı bildiğim için adı neydi? Legendary cem level'lama muhabbetine takılacağımı bildiğim için çok zorlandım. Onun için ben normalde aynı şey yapıyordum ama bu sefer çok tehdit oldu. Deli gibi şey spamledik. Shadow Eldiven.
Deli gibi Great Rift spamledim. Bir nefes olsun arada. Aa, şeyi düzelttim mi? Bir dakika. Tamam, bunları düzelttim. Para bunları düzelteyim. Yok, bak cooldown dash'ın kalmış. İhtiyacım yok benim ona. Cooldown'ın sonra olsun yani. Crit damage daha iyi. Bir bakmak lazım arkadaşlar. Bir de burada şey çok önemli arkadaşlar. Movement speed'iniz, ayakkabınız. Başka yerlerden de movement speed girebiliyor gerçi de çok nadir. Ayakkabınızdan artı paragonunuzdan toplam 25 movement speed'i aşamıyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Mesela bazen arkadaşlar ayakkabınızda movement speed olmuyor. 25'i köklüyorsunuz movement speed'i. Sonra %12 movement speed'de ayakkabı çıkıyor. İşte 120 dexterity ziyan olmuş oluyor. Tabii daha kötüsü arkadaşlar şu oluyor. Mesela ben şimdi bunu movement speed'siz bir ayakkabıyla yaşıyorum. 14 movement speed'de geziyorum. O tabii çok eziyor. Bazen insan tabi fark etmiyor arkadaşlar. Oluyor şeyler. Şimdi işte arkadaşlar ne oldu? Bakın görüyorsunuz. Champion'dayız. 6 tane Great Rift yaptığımız zaman Champion tamamlanacak. Ondan sonra arkadaşlar şey zorlu oluyor. Daha yüksek Legendary Gem falan istiyor ama Conquest diye bir şey var arkadaşlar. Conquest'ler şurada. Her sezon 5 tane oluyor. Journey'i bitirmek için 3 tane lazım. Ama bunlar çok zor değil. Mesela 3 tane Legendary 65 yap. Ben şu an zaten arkadaşlar rahatlıkla 80 yaparım. Dolayısıyla 75 yapmak demek zaten 63'e gem çıkartabiliyorsun demek. Sadece yani arkadaşlar zaman. İşte bu 10 Torment 10'da Rift'i 2 dakikada bitiriyor arkadaşlar. Hızlı hareket eden insanlar alıyorsunuz yanınıza. Tak 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 akıyorsunuz. Bu da 20 dakikada oyundaki bütün bossları öldürmenizi gerektiriyor. Bu da çok zor değil. Biraz ucu ucuna oluyor ama hallediliyor. Dolayısıyla bu da kolay. Bu sezon çok kolaymış aslında. Böyle yani işte arkadaşlar. Bakalım bir sonraki aşamasında görüşürüz Journey'in. Görüşmek üzere.